Goedenavond en iyi akşamlar, merhabalar. Nederlands, enkel fout, meervoud. Hollandaca da tekiller ve çoğullar. Online kursus, başarılar umarım. Hollandaca öğrenme sürecinizde faydamız oluyordur. Evet, şimdi dil öğrenirken inanmak başarmanın yarısıdır. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollandaca dil bilgisinde çok çok kullanılan enkelvoud, meervoud, naamwoorden, tekiller ve çoğul isimler konusunu öğreneceğiz. Başarılar diliyorum, saygılarım. Het gebruik van enkelvoud en meervoud. Bu dersimizde dediğimiz gibi sıkça kullanılan tekilleri ve çoğulları ayrıntılı olarak ele alacağız. In deze les gaan we het gebruik van enkelvoud en meervoud naamwoorden leren. Veel succes en plezier. Het gebruik van enkelvoud en meervoud naamwoorden. Je maakt het meervoud vaak met en. Eén arm. Twee armen. Bu arada kelimelerin ve isimlerin anlamlarını da kısaca sizler için yazmaya veya dikkatle söylemeye çalışacağım. Bir kol, kollar. İki kol. Ein Tand, zwei Tanden. Bir diş, iki dişler. Kijk naar de woorden met korte klank. Kısa sesler. Ein Pan. Five Pannen. Buradaki yazılış farkına dikkatinizi çekiyorum. Ein Bett, tin Bedden. Kijk naar de woorden met de lange klank. Eén been, bacak. Twee benen, bacaklar. Eén been, bacak. Twee benen, bacaklar. Eén muur, een muur. Drie muren. Buradaki sesli harf düşmesi görülmektedir arkadaşlar. Drie muren, duvar. Duvarlar, muur. Duvar, muren. Duvarlar. Peki kuralları var mıdır? Evet, vardır. Is the last letter from an F, farenin F'si. You schrijf het meervoud van the, van'ın V'si. Eğer ki bir ismin son harfi F ile bitiyorsa, çoğullarda bunu V ile belirtmek zorundayız. Örneğin, ein neif, neif. Kuzen demek. Bu kız veya erkek olan. Erkek kuzen bu arada. Drie neven. Üç kuzenler. Meervoud. F ile bitiyorsa bir isim çoğul hali V ile. Van'ın V'si. Bir isim S ile SS harfi ile bitiyorsa huis mesela. Çoğullarda Z ile belirtilir. Ein Haus, zwei Hausen. Birazdan örneklere bakıyoruz. Is the last letter, yani şu kuralımız burada. Is the last letter an S? You schrijft it meervoud form met een Z. Yani huis, huizen. Enkelvoud, meervoud formda dikkat edelim. Ein huis, vier huizen. Meervoud, S en koma S, hatta apostrof S ile de çoğullar yapılmaktadır. Örneğin taksi, taksis. Bakıyoruz. Enkelvoud, meervoud, nogmaals. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een E, L, M en R krijgen in het meervoud meestal een S. Eğer ki bir isim son harfi E, L, M, N, R ise genellikle S ile çoğul hale getirilir. Mesela pause, mola demektir. Pauses, molalar. Tafel, masa. Tafels, masalar. Bezem, süpürge. Bezem, süpürge. Bezems, süpürgeler. Küsün, küsün, yastık, küsüns, yastıklar. Buraya dikkat ediniz. Ü ile okunuyor. Küsün, küsüns. Kamer, oda. Kamers, kamers, odalar.
Zelfstandige naamwoorden van meer dan één lettergreep die op EUR, eur of eer eindigen personen krijgen in het meervoud S. Eerke, bir, isim. Eur veya eer ile biterse S çoğul ekini alır. Monteur, monteurs. Tamirci, tamirciler. Monteur, monte etmek, monte eden kişi, tamirci. Winkelier. Bunu şöyle görebiliriz. Winkel, alışveriş dükkanı. Winkeliers, alışveriş yapanlar. Winkeliers, yapan kişiler, yani çoğul hali oluyor. Alışveriş yapanlar diyoruz bunu. Winkeliers. Peki. Şu örneklerimize dikkat etmenizi rica ediyorum. İki defa söylemenizi tavsiye ediyorum. Yüksek sesle tabii. Ağız alışkanlığı ve kulak dolgunluğu için bu çok önemli. Meerfout F, fen, yani eğer ki bir isim F ile farenin F'si ise bitmişse ven ile fen ile devam eder. Brief, de briefen. Yani iki defa söylüyoruz. Tekrar etmenizi rica ediyorum. Graag en alsjeblieft. Zeg na mij twee keer. Zeg dat twee keer hardop. Brief, brief, brieven, brieven. Dief, dieven. Brief, mektup, mektuplar. Dief, hırsız, hırsızlar. Dief, dieven, dief, dieven. Drive, drijven. Üzüm, üzümler. Drive, drijven. Het geloof, de geloven. Het geloof, inanç. De geloven, inançlar. De golf, de golven. Dalga, dalgalar. De golf, de golven. Het lijf, de lijven. Vücut, vücutlar. Beden, bedenler. De neef, de neven. De neef, de neven. Dikkat ediniz, çoğullarda artikelimiz her zaman için de ekiyle gelir. Çoğullar hep dö'dür. Bir başka örnek rica edelim. S ve zen değişimi vardır. Het advies, adviesen, tavsiye, tavsiyeler. De neus, de neusen, burun, burunlar. De neus, neusen. De baas, de bazen, patron, patronlar. De baas, de bazen. De grens, de grenzen, sınır, sınırlar. Grens, ülke sınırı. De grens, de grenzen. De doos, de dozen. Kutu, kutular. De hals, de halsen. Boyun, boyunlar. De hals, de hals. Halzen. Het glas, de glazen. Bardak, cam. Veya bardaklar, camlar. De glazen. Cümleye göre değişir. De huis, de huizen. De lens, de lenzen. De keus, de keuzen. De keus, seçim, seçme ve seçimler. S ile bitip z ile devam edenler. De muis, de muizen, de fare, fareler. De laars, de laarzen, laars, laarzen. Bot, botlar. De poes, poezen, de poes, poezen. Kedi, kediler. De prijs, de prijzen. Fiat, fiatlar. De reis, de reizen. Seyahat, seyahatler. De roos, de rozen. Gün, güller. De roos, de rozen. De reus, de reuzen. Dev, devler. De vaas, de vazen. De vaas, de vazen. Vazo, vazolar. Zelfstandige naamwoorden die uit andere talen komen, krijgen vaak een S in het meervoud. Özellikle başka dillerden Hollandacıya gelmiş olan isimler S ekini, S ekini alır. Örneğin, cadeau, Fransızca bir kelime, cadeaus. Tram, İngilizce bir kelime, trams. Film, films, İngilizce bir kelime. Apple, bildiğimiz İngilizce'deki apple. Apple, apples. Apples'a S gelmesinin sebebi bu. Hotel, hotels.
station, pardon, station'dan gelir İngilizce'den, stasyon, telaffuz farklı, stasyons, mikrofon, mikrofons, mikrofon, mikrofons. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een medeklinker met a, i, o, u, y krijgen in het meervoud s. Özellikle a, i, o, u sesli harfleriyle ve y, y ile biten bütün isimler koma s, apostrof s takısı alır. Temas, taksis, autos, paraplus, babies, hobbies. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op e, uzatılmış, krijgen meervoud s. Loger, logees, loger, logees. Misafir, misafir kalanlar anlamında, misafirler. Peki, meervoud op een... Evet, meervoud op en veya meervoud op n. Zelfstandige naamwoorden die op twee of drie medeklinkers eindigen, krijgen in het meervoud en. Olur da, özellikle. İki tane sessiz harfle biten isimler en takısı alır. Word, worden, kelime, kelimeler. Fits, fitsin. Bisiklet, bisikletler. Kast, kasten. Dolap, dolaplar. Worst, worsten. Sosis, sosisler. Book, booken. Kitap, kitaplar. Pen, pennen. Çünkü kısa e olduğu için. Pen, pennen. Peki. Meervoud op N. Eindigen zelfstandig naamwoorden die eindigen met AU, OU, I, OU, I, O, U. Met een medeklinker krijgen N. Yani, trein, treinen, tren, trenler. Gordijn, perde. Gordijnen, perdeler. Deur, kapı, deuren, deuren. Papier, papieren, kağıt, kağıtlar. Boek, boeken, kitap, kitaplar. Vrouw, vrouwen, kadın, kadınlar. Tuin, tuinen, bahçe, bahçeler. Peki. Meervoud op en, zelfstandige naamwoorden, die eindigen op ai, eu, krijgen en... Rai, sıra, rayen, sıralar. Yani sıra bekliyorsunuz, banka sırası gibi düşünürseniz daha iyi olur burada sıra anlamını. Sıra, sıralar. Rau, raun. Trau, raun. Trau, raun. Kazak, süveter, süveterler, kazaklar. Peki. Meervoud en. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op één klinker en een medeklinker, verdubbelende medeklinker in het meervoud. Eğer ki, çok kısa olarak yazılan isimler, bir sesli ve bir sessiz harfle bitiyorsa, bu durumda ki en sondaki sessiz harf çift yazılır. De man, adam, de manın, adamlar, de fles, şişe, de flessen, şişeler. De kip, tavuk. De kippen, tavuklar. Het bos. De bossen. Burada ö yok bu arada. Bunu silelim. De bo- het bos. De bossen, orman. Ormanlar. De küst. Öpücük. Öpmek. De küssen, öpücükler. Peki, uitzonderingen. Şimdi ise kural dışı harici kurallarımız var. Het bad, de baden.
Hat bat bu arada küvet demek. Hat bat the baden, hat dak the daken çatı, çatılar. Hat bedrag, de bedragen, miktar, fiyat, fiyatlar. Hat dal, de dalen, hat dal, dalen. Hat blad, de bladen, bladeren. Hat blad, yaprak anlamına gelebilir bu arada veya dergi anlamına gelebilir. Bu durumda de bladen yapraklar, bladeren dergiler veya bladen bladeren dergiler yapraklar. Het gat boşluk, de gaten boşluklar, de dag gün, de dagen günler. De oorlog, savaş. De oorlogen, savaşlar. De bladen zijn de tijdschriften. Bladen, yani derginin sayfaları, sayfa anlamındadır. De bladeren zitten aan de boom, yapraklar ağaçtadır. Yani bladeren, yapraklar, bladen, sayfalar. Het glas, bardak veya cam, de glazen, de weg, yol, de wegen, yollar, de weg, de wegen, weg, yollar. Het pad, patika, de paden, patikalar. Het schot, de schoten, het schot, atış, de schoten, atışlar, silahlı. De slag, de slagen. De slag, de slagen. Het verslag, de verslagen. Het verslag, yani gazete küpürü, özet, bir durumun hikayesi, özetler. Het slot, de sloten, kilit, kilitler. Het slot, de sloten. Bunun het spel, de spelen, oyun. Oyunlar. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op een dubbele klinker en een medeklinker verliezen een klinker in het meervoud. Eğer ki iki tane aynı sesli harfle yazılmış olan tekiller çoğul yapılırken iki sesli harften biri düşer. The man, ay demek. The manın aylar ama telaffuzda o a uzatılmış şekilde iki a imiş gibi okunur. Önemli bu. Het been bacak. The beinin yani the benin diyemiyorsunuz. The manın diyemiyorsunuz. The boom ağaç. The boomen ağaçlar. Het uur saat. The uren. The uren. Het uur saat. De uren, saatler. De maan, de manen. Het been, de benen. De boom, de bomen. Het uur, de uren. Zelfstandige naamwoorden die eindigen op i, e, i, e, s, i, n, i, e, n. Eindigen ze op e, dan krijgen ze e, e, s of e'en. Yani, de provincie. Bölge demek bu arada il düzeyinde düşünmenizi istiyorum. The provinces bölgeler. The bacteri eyalet bölge anlamında. The bacteri, the bacterien. The knee diz, the knien dizler. Het diktey yazma, the dictates yazmalar. The zee deniz, the zeeën denizler. De zee, de zeeën, denizler. Bijzondere meervoud eren of eren. Özellikle eren ile yapılan çoğullar. Het blad, de bladeren. Yaprak, yapraklar. Het kalf, de kalveren. Dana, danalar, het kalf.
Het ei yumurta. De eieren yumurtalar. Het lam, kuzu, kuzucuk. De lammeren, kuzular. Het kind, çocuk. De kinderen, çocuklar. Het lied, şarkı. De liederen, şarkılar. Het volk, halk. De volkeren, halklar. Het rad, de raderen. Het rund, rund, inek demek biliyorsunuz. De runderen. Het been, de beenderen. Bacak, bacaklar. Klinker whistling, sessizlerin ses tekiller çoğul yapılırken tekil isimdeki sesli harfin değişimi. Örneğin, het lid üye demek. De leden üyeler. Het schip, de schepen, het schip gemi, gemiler. De stad şehir. De steden, şehirler. Stad, steden. Heid, word heiden. Heid'la bitiyorsa heiden olur. Tekillerdeki heid'la biten bir isim. Çoğulda heiden olur. Örneğin, de moeilijkheid, zorluk. Bir daha söyleyelim mi? De moeilijkheid, 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 moeilijkheid. De moeilijkheden, zorluklar. De moeilijkheden, de moeilijkheden, de moeilijkheden. De bijzonderheid, özellik, özel. De bijzonderheden, de bijzonderheden, de bijzonderheden. İ-en'le devam ediyorsa de ku, inek, de koeien, inekler. De fla, flyen, vruchtentaart met brooddeeg. De flo, de flooien, bit, bitler. De flo, de flooien. De koe, de koeien, fla, flyen. Man wordt lui of liederen. Özellikle koopman, kooplui, kooplieden. Timmerman, timmerlui, timmerlieden. Zeeman, zeelui, zeelieden. Denizci, zeeman, zeedeniz. Deniz adamı, denizci. Zeelui, denizciler. Zeelieden, denizciler. Koopman, tüccar. Kooplui, tüccarlar. Maar Engelsman, Engelsen. Fransman, Fransen. Turkseman, Turken. Diye geçiyor çoğul yapılırken. Okay. Latince word'un Latince kökenli kelimeler çoğul yapılırken de musicus, de musici, de musici. De medicus, de medici, de medicus, medici, de politicus, politikacı, politici, politikacılar, musicus, musici, medicus, medici, politicus, politici. Met een Nederlandse meervoud op een Latijns. De college, de colleges, college. Ders, üniversitedeki derslere college adını verilir. Hatta kolejle, kolej demek anlamına da gelir. Het tentamen, sınav. De tentamens, tentamen. De basis, basisin, basis. De crisis, crisisin, crisis. Het ateneum, ateneums, athena. Het museum, musea, museums. Catalogus, de catalogussen, catalogie. Met een Nederlandse meervoud, de cactus, de cactussen. Cursus, de cursussen. Crocus, crocussen. Geranium, geraniums. Neyse. Umarım sıkılmamışsınızdır. Başarılar diliyorum. Soru, öneri ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Saygılarımla bir dahaki derste görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Umarım beğenmişsinizdir.